Selamun aleyküm. 21 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 21 Temmuz 810. İmam Buhari doğdu. Muhammed el-Buhari, Hicri 13 Şevval 194, Miladi 21 Temmuz 810 tarihinde Cuma günü Buhara'da doğmuştur. Bundan dolayı da Buhari nispetiyle anılır. Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur olan hadis kitabını yazan büyük hadis alimidir. 1774. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Ruslara Karadeniz'de seyrü sefer hakkı tanındı. Bu anlaşma 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'na son veren ve Osmanlı Devleti'nde önemli toprak kayıplarına yol açan bir anlaşmadır. 1905. Ermeni komitecilerinin Sultan II. Abdülhamid'e karşı Yıldız Camii Cuma Selamlığı'nda düzenledikleri bombalı suikast başarısızlıkla sonuçlandı. Bu suikast eyleminin asıl planlayıcılarının İttihat komitecileri olduklarını söyleyen kimi tarihçiler, resmi tarihin nedense İttihatçıların işlediği cürümleri gizlemeye çalıştığını beyan etmektedirler. Nitekim Sultan Abdülhamid'in suikast girişiminden kurtulması hoşuna gitmeyen İttihat ve Terakki yanlısı şair Tevfik Fikret, Bir Anlık Gecikme adlı şiirinde şu mısraları yazmıştır. Ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın, attın fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. 1912. Cezayir direnişi başladı. 1830'da Cezayir'i işgal ederek 132 yıl boyunca sömürgeleştiren Fransa'nın yaptığı zulümlere karşı 20. yüzyılın başlarından itibaren direniş başlamış, belirli aralıklarla ve ağır bedeller ödenerek verilen mücadele sonunda 1962'de Cezayir bağımsızlığına kavuşmuştur. 1928. Harf inkılabı yapıldı. Bir gecede bir milletin topyekün okuma yazma bilmez bir hale gelmesine ve tarihle bağının kopmasına sebep olan alfabe değişimi hala çok büyük bir ilerleme emaresi olarak gösterilebilmektedir. Harf inkılabını savunanlar bu değişimin neden olduğu bir tek gelişmişlik adımını gösterebilmeli değiller mi? Uzmanlara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı en büyük hatalardan biri de alfabenin değiştirilmesiydi. Zira ilmi tüm birikim bir anda yok edilmiş ve medeniyet yürüyüşünde her şeye sıfırdan başlanmıştır. Alfabe değişimi aslında yeni rejimin yaptıklarının en son adımıydı. Bununla maksat Müslüman bir milletin geçmişiyle olan bağlantısını kesmekti. Rejimin bu İslam karşıtı projesi dönemsel olarak etkili olmuşsa da Müslümanların kendi inançlarına sahip çıkması projeyi akamete uğratmıştır. 1946. Çok partili ilk genel seçimler yapıldı. Seçim açık oy, gizli sayımla ve çoğunluk sistemi esasına göre yapıldı. Seçim görünüşte çok partiliydi ama CHP'nin açık ara kazanması için her türlü önlem alınmış ve herhangi bir sürprize mahal bırakılmamıştı. 465 milletvekilliğinden 395'ini Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Demokrat Parti meclise 66 milletvekili sokabildi. 2009. Yüksek Öğretim Kurumu, meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri mezunlarına yönelik 28 Şubat darbecilerinin uyguladığı katsayı farkı zulmünü kaldırdı. Tarihte benzeri görülmemiş bu hukuksuz uygulama nedeniyle yüz binlerce gencin hayatı karartılmıştı. Ama giden ömür artık geri gelmiyordu. 2014. Terör rejimi Siyonist işgalciler Doğu Gazze'deki Şucaiye mahallesini savaş uçaklarıyla bombaladı. Tarihe Şucaiye katliamı olarak geçen ve hedef gözetilmeden gerçekleştirilen saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere tamamı sivil 72 kişi katledilirken 400'den fazla kişi de yaralandı. 2016. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisinin başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu kararıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini uygun gördük, dedi. O hal kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.